x 0'a giderken, f x çarpı h x'in limitinin ne olduğunu bulmak istiyorum. Bize y eşittir f x ve y eşittir h x'in grafikleri verilmiş. Limit özelliklerine göre bunun, limit x 0'a giderken f x çarpı, çarpı evet, limit x 0'a giderken h x olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? O halde gelin sırayla bunların neye eşit olduğunu bulalım. Önce fx ile başlayalım. x sıfıra giderken fx'in tanımlı olmadığını siz de görüyorsunuz öyle değil mi? Ama sıfıra soldan yaklaşırken fonksiyonun değerinin eksi 1'e, sağdan yaklaşırken de yine eksi 1'e yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu yüzden fx'in limiti evet eksi 1 olacak. Sıfıra sağdan da soldan da yaklaşırken fonksiyonun değeri eksi 1'e yaklaştığı için bu limiti eksi 1 olarak değerlendirdik. Sıra h de x sıfıra giderken bir bakalım. Evet fonksiyon x eşittir sıfırda tanımlı ve 1'e eşit ve limit de 1'e eşit. Neden mi? Bakın sıfıra sağdan da soldan da yaklaşırken fonksiyonun değeri 1'e yaklaşıyor. Bir kere daha tekrar edeyim. Fonksiyonun değeri x eşittir sıfıra soldan yaklaştığımızda 1'e sağdan yaklaştığımızda da yine 1'e yaklaşıyor ve fonksiyon x eşittir sıfır noktasında tanımlı. Ayrıca da sürekli bir fonksiyon olduğu için x sıfıra yaklaşıyor. Yaklaşırken limitin de fonksiyonun x eşittir sıfırdaki değerine eşit olması çok ama çok mantıklı. Aslında sürekliliğin bozulmadığı bu gibi durumlarda sağ ve sol limite bakmaya gerek yok değil mi? Limit değeri doğrudan o noktadaki değer olacaktır. O halde buraya da 1 yazalım. Eksi 1 çarpı 1, eksi 1 eder, eşittir, eksi 1. Güzel. Buna benzeyen birkaç soru daha çözelim. Ne dersiniz? Evet. Bu soruda x eksi 3'e giderken eksi 2 çarpı fx artı 3 çarpı hx'in limitinin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Öncelikle az önceki limit özelliklerinden bir kere daha faydalanıp bu ifadeyi limit x eksi 3'e giderken eksi 2 çarpı fx artı limit x eksi 3'e giderken 3 çarpı hx olarak yazalım. Bu aynı zamanda eksi 2 çarpı limit x eksi 3'e giderken f artı katsayıyı burada da dışarı çıkaracağım. 3 çarpı limit x eksi 3'e giderken hx'e eşit. Şimdi de x eksi 3'e giderken fx ve hx'in limitlerinin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Yine fx ile başlayalım. x eksi 3'e giderken ya da yaklaşırken fonksiyonun değeri sol taraftan 3'e öyle değil mi? Sağ taraftan ise 0'a yaklaşıyor. Sağdan ve soldan yaklaştığımızda limit için farklı sonuçlar elde ettik. O halde limit yoktur dememiz gerekiyor. Hemen yazalım limit yok. Evet. Bunun limiti var ama bu limit olmadığı için yani bu ifadenin limitinin ne olduğunu bulmak için bu limite ihtiyacımız olduğundan bu ifadenin limiti yoktur sonucuna ulaşıyoruz. Yani kurunun yanında yaşta yandı. Buraya da yazalım. Limit yoktur. Bu ifadenin limiti iki ayrı fonksiyonun limitinin birleşiminden meydana geldiğinden dolayı limitin olması için bu iki fonksiyonun da ayrı ayrı limitinin olması gerekiyordu. Şimdi hadi bir tane daha çözelim. Oh evet bu kez fonksiyonların ikisi de sürekli fonksiyonlar. Evet x 0a giderken hx bölü gx'in limitini bulmamız lazım. Limit özelliklerinden faydalanıp bu ifadeyi limit x 0a giderken hx bölü limit x 0a giderken g x olarak yazabilirim öyle değil mi? x sıfıra giderken h x'in limiti ne? Bir bakalım. x eşittir sıfıra soldan yaklaşırken fonksiyonun değeri 4'de. x eşittir sıfıra sağdan yaklaşırken fonksiyonun değeri yine 4'e yaklaştığına göre ve fonksiyon sürekli bir fonksiyon olduğu için de bu noktadaki değeri de 4'tür diyebiliriz. x sıfıra giderken fonksiyonun limitinin fonksiyonu fonksiyonun değerine yani 4'e eşit olması çok ama çok mantıklı. Burası 4 olacak. Bu kadar uzatmayabilirdik de. Sıra geldi gx'e. x eşittir 0'a soldan yaklaşırken fonksiyonun değeri 0 değil mi? Evet sağdan yaklaşırken de öyle. g 0 sıfır da 0'a eşit ve fonksiyon sürekli bir fonksiyon olduğu için o noktada fonksiyonun limiti de fonksiyonun değerine yani 0'a eşit olacak. Şimdi karşımızda ilginç bir şey var. 4'ü 0'a bölmemiz gerektiği için... Limit yoktur. Yani 4'ü 0'a bölemeyiz öyle değil mi? X 0'a giderken Hx'in ve Gx'in limitleri ayrı ayrı olmasına rağmen 4 bölü 0 işlemini yapamayacağımız için bu limit yoktur sonucuna ulaşıyoruz. Bu arada eğer Hx bölü Gx'in grafiğini çizecek olursanız limitin olmadığını kendi gözlerinizle de görebilirsiniz. Çizmeseniz bile bir yerlerde çizdirin.